Profesör Doktor Veysel Ulusoy'a soracağız. Yeditepe Üniversitesi'nden. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Yavuz Bey. İnsanların tüyleri diken diken oluyor doğal olarak. Seçim bitti. Çaya şekere zam haberi geldi. Bu başka zamların da habercisi mi? Şu bütçe açıkları bunlarla mı kapatılacak? Ne olacak hocam? Vallahi eskiler bilir. Yani çayla şeker ve akaryakıtla başlayan zamların arkası gelir. Hı hı. Büyük ihtimalle öyle olacak. Yani seçimden önce bastırılmış fiyatların bir yansıması diyelim. Ha, bilmiyorum sesim geliyor mu? Yok. Geliyor hocam, geliyor, dinliyorum şimdi. Ama tabii bir de genelde sizler ekonomi uzmanları gidişatı takip ederlerken bir de bütçe açığına dikkat çekiyordunuz. Seçimin öncesinde bütçede kapaklar sonuna kadar açıldı doğal olarak bütün siyasi organizasyonlarda ve harcamalarda. Şimdi onlar biraz kapanacak. Üzerine bir de zamlarla onların geriye çekilmesi için mi çaba sarf edilecek? Çünkü çok ciddi bütçe açığından da bahsediyoruz. Bunun olumsuzlukları üzerinde de duruluyor. Zaten bir kafa karışıklığı var. Siz aslında olayı çok formel ve güzel bir şekilde organizasyon çerçevesinde söylediniz ama olay çok basit. Bir yanda ithalatın, ihracatın temel göstergesi olan cari açığın kapandığı yerde diğer açık yani bütçe açığının fazlalaşması kaçınılmaz bir şeydi, bir sonuçtu daha doğrusu. Bu ister bastırılmış fiyatlarla elde edilemeyen vergiler, ister seçim harcamalarından dolayı olsun. Fakat büyük fotoğrafta bildiğimiz gelir etkisi vardır burada. Yani ekonomistler biraz tabii olayın tersinden bakarlar ama ben de bakmak istiyorum bu çerçevede. Evet. İnsanların gelirindeki azalma, reel olarak azalma tüketici fiyatlarını yansıdı gibi tüketim miktarına da yansıyor biliyorsunuz. Tüketemediğimiz ölçüde de vergi gelirlerinin az olması bir bakıma hükümeti ya para basmaya ya da zam yapmaya itiyordu. Önceliği zamma verdik zannedersem. Öyle görünüyor. En azından bu kararlarla birlikte söylüyorsunuz ama nasıl kapatılacak? Çünkü o açığın da çok devasa boyutlara geldiğine ilişkin eleştiriler var. Yani o küçük küçük zamlarla bu mesele biter mi? Yoksa devlet harcamalarını bir kontrol altına almak zorunda kalır mı? Yani... bu zam kurtarır mı olayı? Yavuz Bey, öncelikle israf konusu veya sıfatı çok önemliydi biliyorsunuz. Hı hı. Kamu harcamalarında israfı şu noktada kesmemiz lazım. Yani sıfırlamamız lazım. Bir, bu sadece makyaj ama. Diğer taraftan gelirlerle giderleri dengeleyecek mekanizmayı kurmamız lazım diyorum ama verginin gelir elastikiyeti o kadar büyük ki yani tüketimdeki harcamalar düştükçe vergi gelirlerinde düşüş daha fazla olmakta. Bu çerçevede devletin tek aracı kalıyor, o da para basmak. Ama para basmanın maliyeti de biliyorsunuz enflasyondur. Enflasyon. Yani önümüzde yüksek derecede enflasyonu bekleyebiliriz. Zaten rakamlarda da bunu görüyoruz ama yansıyan rakamlar, piyasaya yansıyan rakamlar TÜİK'in maalesef hani tabiri caizse gerçek değil diyebilirim ben. Öyle mi? O kadar yani kaygılısınız bu durumdan. Bugün Cumhurbaşkanı bir önceki büyüme dönemine göre Türk ekonomisinin fena performans göstermediğini söyledi son 3 ayda grup toplantısında. Bir takım rakamlar da açıkladı. Hem bütçeyle ilgili hem enflasyonla ilgili hem döviz fiyatıyla ilgili ki orası çok dikkat çekici. Çünkü dış politikaya da biraz bağlı görünüyor. S-400'leri alacağız dedi. Döviz birazcık yükseldi ama şu anda 5.70'ler seviyesinde. Yani kötü durumda değiliz. Reformist adımları da atıyoruz dedi. Biz istatistikçiler ya da iktisatçılar rakamlara bakarız. Yani sanal söylemlerle tabii ki haber etkisini gözünde bulundururuz ama olan fotoğrafta dış borcun 450 milyar doları aştığı, cari açığın büyümeden dolayı küçüldüğü, daha doğrusu ithal edememekten, gelirsizlikten dolayı küçüldüğü, enflasyonun bir bakıma tüketim harcamalarından dolayı baskılandığını görüyoruz. Ama bunların aniden bir patlama ve ekonomide ani duruşa gitmesi olasılığı çok yüksek. Zaten bu olasılığı da biz ekonometristler hesapladık. Şimdi vermek istemiyorum ama bu olasılık gittikçe yükseliyor. Ekonomide en kötü şey ani duruştur. Biz bunu geçen yıl yaşadık. İkinci defa yaşamak dibin de dibi anlamına gelebilecek niteliktedir. Pekala. Hocam pek umut vermediniz bu sefer bize. Keşke versem ama rakamlar onu belirtiyor. Yani sanal ortamdan çıkıp şu yapısal reformlara başlasak diyorum ben ama artık ben umudu kestim diyebilirim o konuda. Öyle bir beklenti de yok çünkü buna ilişkin bir işaret yok anladığım kadarıyla. Yok. Yani zaten gücümüz de yok. Siyasi irade de zaten gücünü kaybetti. Yeni bir devreye, yeni bir döneme girdiğimiz kanaatindeyim.
bu devrede yeni kanlarla, yeni canlarla inşallah Allah'a bıraktık gerçi ama inşallah o ekonomik reformlara başlayacağız. Tabi onun içinde hukuki reformlar da var. Pekala. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. Eksik olmayın hocam. Profesör Doktor Veysel Ulusoy, Yeditepe Üniversitesi'nden